Efendim merhabalar. Günaydın. Günaydın, Günaydın. merhabalar. Gökçe Bey nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, çok iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Sağlığımız sıhhatimiz yerinde. Ne güzel. En İşlerimiz de önemli. fena değil, o yüzden iyiyiz. Sağ olun, çok teşekkürler. Günümüzde en önemli şey sağlık. Aslında insan hayatında her zaman için en önemli şey sağlık. Ama bu sefer biz bir şekilde sağlığın önemini böyle hani kafamıza vura vura bize öğretti yaşadığımız süreç. Hakikaten ilk önce sağlık diyoruz. Efendim ilk önce ben sizi şöyle tanıtayım istiyorum. Pirelli'nin endüstriyel ve ticari lastik üreticisi, lisanslı lastik üreticisi Prometeo'nun Kafkasya, Orta Asya, Rusya ve Türkiye ticaret direktörü Gökçe Şen Ocak'la beraberiz. Değil mi efendim? Aynen öyledir, doğrudur. Eksik bir şey yok. Yok, çok güzel özetlediniz. Aha. Şimdi tabii aslında dünya genelinde Türkiye'de lastik üreticilerini, lastik üretimine baktığımız zaman dünya markalarının da Türkiye'yi lokasyon olarak çok çok önemsediğini biliyoruz. Sadece Pirelli markası değil, birçok marka Türkiye'de çok ciddi konumlanıyor, işler yapmaya çalışıyor. Sadece Türkiye'nin iç pazarı değil, çevresine ilişkin bir takım şeyler, satış kapasitesi potansiyeli nedeniyle Türkiye çok çok önemli bir pazar. Pirelli de Türkiye yaklaşımında bunu yıllardır görüyoruz. Yani benim bildiğim kadarıyla 2020'ye kadar 500 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu olmuş. Bunun 2017-2020 arasında 117 milyon dolarlık bir yatırım düşüncesi oluşmuş. Ve çok sıcak yaklaşıyor Pirelli markası. Bu Türkiye'deki yapıya ve üretime. Dünya genelindeki Prometeon 4 fabrikasından biri de Türkiye'de. Size söyleyecek söz bırakmayacağım ben. Aynen öyle. Harika özetliyorsunuz vallahi. Çok güzel. Ben de sizi dinliyorum. Dediğiniz gibi 4 fabrikamız var. Türkiye fabrikasının bu 4 fabrikaya göre çok önemli bir özelliği var. Premium lastikler özellikle burada üretiliyor. Bizim 01 serisi dediğimiz teknolojik lastiklerimiz üretiyor. Şeyleri de çok güzel özetlediniz. Biz 2017 yılında 115 milyon dolarlık bir yatırım açıkladık kapasitemizi arttırmak için. Türkiye fabrikası zaten bizim bu Türkiye'deki ilk lastik fabrikası ve fabrikamızı kapasitesini arttırmak adına bir yatırım açıkladık. Ana amacı oydu. Tabii ki teknolojik gelişmeler, verimlilikler de oldu. Bu sayede de bizim halihazırda %20 gibi bir toplamda üretilen kapasitenin Türkiye'de üretildiği bir durum vardı. Bu yeni yatırımla beraber dünyada ürettiğimiz kamyon lastiğin %30'u Türkiye'de üretilir hale geldi Harika. 2020 yılı itibariyle. O yüzden çok Harika. doğru Bildiğim noktalara kadarıyla, değindiniz. evet, bildiğim kadarıyla Ciro'nun da üçte biri Türkiye'deki üretim, Türkiye'den satışla sağlanıyor. Yani bir 75 ülke gibi bir rakam biliyorum. Buradan satılan lastiklerin gittiği ülke sayısı olarak çok büyük bir rakam. Çok daha Türkiye'deki yatırım önemseniyor. Şimdi bu sürece geleceğim. Tabii orada üretime ara verilme durumu, iç pazar, dış pazar, ne oldu, ne bitti, işte üretimle ilgili bir takım şeyleri sağlamakta sıkıntı yaşandı mı, stok durumu vesaire. Ama ondan önce hemen şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu en son siz 115 milyon dolar dediniz. Bu yatırım 2017 ve 2020 dönemini kapsıyordu. 2020'ye de sarkan bir yatırım mıydı bu? Onunla ilgili bir herhangi bir değişiklik oldu mu? Hiçbir değişiklik olmadı. Biz yatırımımızı tamamladık ve kapasite hacmimizi arttırmış durumdayız. Tabii ki işte global dünyada bütün pazarlarda bir daralma oldu. Hani bunun getirdiği işte o yüzden hani lastik işte fabrikamızı belirli bir süre kapattık ama bizim yatırımımızı bu etkilemedi. Biz yatırımımızı tamamladık ve şu an o bahsettiğim kapasitelere ulaşmış durumdayız. Süper. Şimdi tabii hep hani şunu konuşuyoruz. 2019 kötü geçti. 2018'den beri gelen bir süreç. Bekleyen, ertelenen bir talep var. Ağır vasıtada. Ağır vasıta deyince de tabii lastik, yenilemeler vesaireler. Bunlar hepsi
2020'de birbiriyle bağlantılı olarak çok farklı umutlar vardı. Ancak pandemi süreci geldi. Yalnız böyle baktığımız zaman hani Ocak, Şubat'ta o hareketi görüyorduk zaten. Sonra Mayıs'ta acaba ne oluyor dedik. Fakat bugüne geldiğimizde bu ağır hasta pazarında şaşırtıcı bir hareketlilik de görmeye başladık. Hatta 2020 beklentileri, belki beklentilerin üzeri pandemiye rağmen beklentiler üzerinde de bir dönem geçirecek miyiz? Aman ne güzel, inşallah böyle olur beklentisi içine girdik. Siz nasıl bir beklenti içindeydiniz 2020 için? Ve bu sürece kadar neler geçti? Tabii lafınızı bölmemek için söylüyorum. Bildiğim kadarıyla 1-12 Nisan arasında bir üretimde durma yaşandı. Bunlar stok durumunu vesaireyi, işte talepleri karşılama noktasında bir sıkıntı oluşturdu mu? O kadar güzel özetliyorsunuz ki bu arada son derece hakim ve yani şey tarihlerine kadar teşekkür ederim. Şöyle 2020'ye biz Nuray Hanım bomba gibi başladık. Bizim 2017 sektör için çok iyi bir senedir, en iyi senedir. En yüksek pazarlardan biridir 2017. 2017'nin ilk çeyreği, o bahsettiğimiz Ocak, Şubat, Mart dönemi böyle 700 binlerin üzerinde bir pazarla başlamıştı. Ve 2020 de böyle başladı. 700 binlerin üzerinde bir pazar. Bizim 2020 beklentimiz Ocak, Şubat, Mart'la beraber böyle 2 milyonluk bir kamyon lastiği pazarından bahsederiz herhalde diye düşünüyorduk. Fakat işte o Mart'ın başıyla beraber dünyada ilk önce başlayan, sonra yavaş yavaş Avrupa ve sonrasında Mart'ın ikinci yarısında da bize gelen rakamlar tepe taklak her şeyi, bütün tabloyu değiştirdi. Nisan'da pazar %36 daraldı. Mayıs'ta pazar %20 daraldı. Ve yani o ilk 5 ayın işte o toplam 30'un üzerindeki büyüme birden, hala küçülmede değiliz geçen seneye göre ama %4'lere kadar büyümeye kadar geriledik. Şöyle bir hemen burada araya girmek istiyorum. Buyurun, geçen seneki rakamları söyler misiniz? Onun üzerine bu sene %30'luk bir beklenti mi vardı? Orayı bir daha söyler misiniz? Aynen öyle. Geçen senenin ilk çeyreğine göre %32'lik bir pazar büyümesi oldu. Yani geçen sene ilk 3 ayıyla bu senenin ilk 3 ayının arasında %32'lik bir fark vardı. Rakamlar neydi? Valla bu seneyi geçen senenin bu sene 700'ün biraz üzerindeydi. Geçen sene de 700'ün biraz altındaydı. 730 diye hatırlıyorum şimdi tam rakamını hatırlamamakla beraber ama 700'ün üzerindeydi, onu biliyorum. Bu civarda bir çeyrek yaşamış. 2017'de böyleydi. Yine 700'ün üzerinde bir çeyrek rakamı vardı. Ama sonra işte Nisan ve Mayıs işleri değiştirdi. Fakat şöyle bir güzel haber var. Haziran iyi gidiyor Nuray Hanım. Hani Haziran'la beraber biraz daha işlerin toparlandığını görüyoruz. Hem Türkiye'den bahsediyorum hem dış pazardan. Biliyorsunuz bizim fabrikamız yüksek bir oranda ihracat yapıyor ve Avrupa ağırlıklı yapıyor. Avrupa'da da keza toparlanma görüyoruz. O yüzden hani Haziran biraz moralleri düzeltiyor. Hem iç pazar hem dış pazar olsun. Bizim tabii moralimizi düzeltmekten çok bu süreçte çok keyiflendiren bir durumumuz oldu. O da biz daralan pazarda %3 pazar payı kazandık. Bu ilk 5 ayda çok ciddi bir pazar payıdır. Bu zaten iyi bir pazar payımız vardı. İyi bir yerdeyiz zaten ama bunun üzerine hani en fazla pazar payı kazanan firma oldu Prometeo. %3. Ne kadar bir pazar payınız bu artıştan önce? Bizim %20'lerin üzerinde bir pazar payımız var. Son ay 30'ları yakaladık. Yani Mayıs ayında 30'ları yakaladık. Bu da bir rekordur Prometeo için. Son 2 ay, hatta şöyle söyleyebilirim. Tabii pazar rakamları geliyor herkese geldiği gibi sektörde. Biz de pazar rakamlarıyla kendi rakamlarımıza baktığımız zaman biz bu sene bu ilk 5 aylık süreçte 3 kez pazar liderliğini yakaladığımızı düşünüyoruz. Ve daha güzelliği son 2 ay üst üste rakamlara baktığımız zaman %30'luk pazar paylarıyla son 2 ay pazar lideri üst üste olduğumuzu düşünüyoruz. O yüzden bizim için biraz daha şey oldu, hani böyle daha işte moralli oldu özellikle son 2 ay açısından. Bir de Haziran üzerinde pazarımız da düzelmeye biraz daha başlayınca, o Nisan pazarından sonra o ilk panik atlatılınca şu an bu şekilde ilk 5 ayı kapattık ve 6. ayı da kapatacağız inşallah. Evet, şimdi Avrupa pazarını çok önemsiyorsunuz.
oraya yönelik ciddi bağlantılar ve şey var, daha önceden de bir konsantrasyon var. Ama sizin dediğiniz gibi Avrupa'da yaşanan, yani pandemiyi, şimdi Amerika çok yoğun yaşıyor belki ama en hasar gören ülkelerde Avrupa'nın ülkeleri oldu bir yerde. Sizin o pazardaki performansınızı dünya geneline bakacak olursak bu pandemi nasıl etkileyecek? Şöyle, Avrupa, biz işte dünyadaki tek endüstriyel ve ticari lastik üreticisi olarak premium lastik üretiyoruz. Bu pazar, yani premium lastik pazarının en önemli coğrafyası da Avrupa. Çok yani çok önemli bir premium pazar Avrupa. O yüzden bizim için önemli. İhracatımızın büyük bir kısmı orası. Biz hedeflerimizde, yani pazar hedeflerimizde bir şey değiştirmedik. Hala Avrupa bizim için öncelikli, ihracat anlamında söylüyorum. Yurt içinden dışarı çıkacak olursak dünyanın her tarafıyla çalışıyoruz ama Avrupa bizim için önemli bir pazar. Avrupa'da da keza bu süreci iyi atlattığımızı düşünüyoruz ki biliyorsunuz İtalya ilk etkilenenlerden, ki hani bizim merkezimiz de İtalya'da olmasına rağmen bunu işte fabrikamızın Türkiye'de olmasının avantajından da yola çıkarak iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Sebebi de şu an işte Haziran'daki gelen rakamlar iyi gelmeye başladı. Avrupa geçen seneki rakamlarını yakalamaya başladı kendi içimizde. O yüzden de hani oralarda bir iki aylık bir şok sonrasında şu an işte yeni normalleşme diyelim, hala tabii bu süreç atlatılmadı ama o panik hali biraz daha normalleşmeye döndü diyeyim. Panik hali normalleşmeye döndü. Yoksa hala vaka sayılarını görüyorsunuz. Hala tam olarak eski hayatımıza dönmedik. Dönemeyeceğiz de belirli bir süre ama biz en azından bu süreçte Haziran'ın rakamlarından dolayı biraz da hani daha işte adetlerimiz yerine geliyor. Avrupa'daki demek ki oraları da güzel yönettiğimizi düşünüyoruz işin açıkçası. İnşallah hakikaten beklendiği gibi gerçekleşir. Bu ham madde konusunda üretimde bu pandemi süreci herhangi bir sıkıntı yarattı mı? Yaratmadı. Yani ham madde bağlantıları çok önceden yapılır. Hani böyle çok anlık yapılmaz. Çünkü hani büyük fabrikalar önemli adetler üretiyorlar. Biz hem ham madde açısından sıkıntı yaşamadık. Bu iki ay gibi bir işte bu süreçte verdiğimiz aralarda. Yani üç tane şey söyleyebilirim. Bir, ham maddemizi zaten doğru zamanda doğru şekilde bağlamıştık. İki, stoklarımız iyiydi. Bizim biraz avantajımız şu oldu. Yani kötünün iyisi diyelim. Hani dünyada pandemi başladığı zaman Türkiye'ye biraz daha geç geldi. Yani Çin'e ve Avrupa'ya nazaran. Biz o sırada zaten gerekli önlemleri almaya başlamıştık. Çünkü merkezimiz İtalya olunca farkındalığımız daha yüksek oluyor oradaki arkadaşlarımızla konuşunca. O yüzden biz zaten... tabii o yüzden stoklarımız iyi seviyede girdik stoklarımıza. Bir avantajımız daha var. Üç tane şeyden bahsetmiştim. Bizim bir tane daha fabrikamız var Mısır'da. Hani Mısır fabrikasıyla da paslaşarak, ikisiyle de oynayarak esasında biz herhalde sektörde bu süreci üretim anlamında aralara rağmen, ki alışkın olmadığımız şeyler biliyorsunuz sektörde çok ara verilmez, ona rağmen iyi yönettiğimizi düşünüyoruz ki zaten orada iş sonuçlarına yansıyor. Yani eğer biz doğru stok bayilerimize, son kullanıcılarımıza kamyon lastiğimizi doğru zamanda veremiyor olsaydık zaten bu rakamları alamazdık. Çünkü o adetleri veremezdik. O yüzden de hani rakamlar da bizim stok olsun, fabrikalar olsun, bunları doğru yönettiğimizi işin açıkçası gösteriyor bence. Evet, lastikte talep olduğu zaman anında cevap verilmesi gereken bir ürün. Kesinlikle. Siz diyorsunuz ki herhangi bir talepleri cevaplama noktasında hem yurt içinde hem yurt dışında bir sıkıntımız yok. Stok durumumuz gayet yerinde. Üretimimiz de bunu destekleyecek düzeyde. Doğru anlıyorum değil mi? Çok çok doğru anlıyorsunuz. Tabii ki bazı noktalarda hani belki bir işte tam istediğimiz zamanda vermediğimiz olmuştur ama genel olarak hiçbir problem yaşamadık. Son derece sağlıklı bir şekilde yönettik. Son çok güzel bir noktaya değindiniz. Öyle son kullanıcılarımızın, bayilerimizin biraz o lüksü var. Bayilerimiz stok tuttuğu için, yüksek stoklarla çalıştığı için onlar hani bundan daha az etkilenir ama son kullanıcılarımıza, ki biliyorsunuz bizim lastik sektörü yani hayat taşıyor. Yani gıda taşıyor, ilaç taşıyor. Hani o şeyleri de hayatı devam ettirecek ekipmanları taşıyor. Biz nakliyecimize, son kullanıcımıza öyle bir lastiğinizi biz size arabanızı yatırın 3 gün sonra veririz gibi bir şey söyleme lüksümüz yok. O yüzden de bayilerimizden olsun, kendi stoklarımızdan olsun hızlı bir şekilde cevap verdik sektörümüze. Süper. Peki üretimin ne kadarı iç pazar için ayrılmış durumda?
Ya da satışlarınızın ne kadarını iç pazar oluşturuyor diyelim. Şöyle söyleyeyim, tam rakam vermemekle beraber yani yüksek oranda bir ihracatımız var olarak yanıtlamaya çalışayım sorunuzu. Dönem dönem değişiyor bunlar. Farklı yorumlara yol açabilir. O yüzden de dış pazar oranımız iç pazar oranımızdan yüksek diyeyim. İhracatımız iç pazar oranımızdan biraz daha yüksek diyeyim. Peki o zaman biraz da iç pazara gelelim. Şimdi tabii ne kadar otomotiv taşımacılık vesaire durmasa da yine de piyasa şartlarından bütün sektörler etkilendi. İş yapan da etkilendi, yapmayan da etkilendi. Dolayısıyla alım güçlerinde ister istemez zorluklar daha da arttı. Ama bu ekonominin çarkının dönmesi gerekiyor. Sizler de üretici markalar bunu destekliyorsunuz. Devletin de bu noktada bir takım şeyleri var sizi destekleyen ya da işte alıcıyı da destekleyen durumlar var. Siz son kullanıcıya ulaşırken fiyatlar, ödeme kolaylıkları vesaire gibi bu döneme ilişkileriniz var mı? Harika. Şöyle işte o hani fabrikada dediğim İtalya, Çin'den başlayan İtalya'ya devam edeni görmemiz bizim Mart ayında aynı şekilde sadece fabrika tarafı değil ticaret tarafında da beklemeden daha hani ofisler bu Mart'ın ikinci yarısında başladı biliyorsunuz uzaktan daha çok çalışmalar, daha fazla önlemler. Biz bunun Mart'ın ilk yarısında ticari paketleri açıklamaya başladık. Ödemeler konusunda kolaylıklar olsun. Tabii devletimizin açıkladığı bu kredi paketleri de çok büyük faydası oldu sektöre. Onlarla beraber sadece tabii bu maddi açıdan değil manevi açıdan da seminerler düzenledik. Ekonomi profesörlerine, canlı yayınlara, bayilerimize buluşturduk. Çünkü bir bilinmezlik var. Herkesin sorusu var kafasında. Yani herkes bayi moralinde sıkı tuttuk diyorsunuz. Tabii. Hemen işte CEO'muzu canlı bayilerimize bağladık. Ben canlı yayınlara katıldım. Onlara da hani maske tartışması ortada yokken hijyen paketlerimizi ulaştırdık kendilerine. Eldivenlerimiz, dezenfektanları bunlar hep Mart'ın ilk yarısında olan hareketler bu arada. Yani öyle Nisan'dan falan bahsetmiyorum. Çok hızlı onlara da müdahale ettik. Ve bunun sonucunda da işte o paketlerimiz, ticari paketlerimiz, maddi paketlerimiz, manevi paketlerimiz çok iyi gitti. Yani bayilerimizden çok güzel tepkiler aldık. Onların her birine de teşekkür ediyorum. Çünkü ön safta onlar zaten daha çok bizden daha çok çarpışıyorlar. Devamlı dükkanları bir şekilde hani o ticaret haneleri açık kaldı. Son kullanıcılarımıza devamlı ulaştık. Son kullanıcılarımızdan, müşterilerimizden çok güzel tepkiler aldık. Ve hani belirli dönem uzaktan da olsa bazı dönemler yakından uzaktan çok yakın bir şekilde bu dönemi hep beraber yönettik. Yani bu böyle sadece bizle olacak bir süreç değildi. Bayilerimizle çünkü biz bir B2B iş yapıyoruz. Bayilerimiz üzerinden müşterimize ulaşıyoruz. Onların da o bilince ulaşması, o farkındalığa ulaşması, o bu işin şeyini bilmesi, tehlikeli risklerini ona göre önler, kendi müşteriler için bu önlemleri alması önemliydi. Bütün A'dan Z'ye hep beraber çok güzel bu dönemi yönettiğimiz, maddi manevi yönettiğimizi ben düşünüyorum. Yine sonuçlardan da ben keza bunu anlıyorum. Çünkü yani müşterimiz sağ olsunlar çok büyük, çok büyük taleple karşılandı. İşte bu da bize pazar payı rakamlarını getirdi. Evet. Peki şunu sorayım son olarak. Bu seneye nasıl kapatırsınız? Bu seneyi genel manada bu sene nasıl kapanır? Siz ne yaparsınız? Lastik sektörü ne yapar? Yani şöyle, yani daha süreç bitmedi. Daha pandemi süreci devam ediyor. Hani ikinci dalga gelecek, gelmeyecek soruları var. Ama yani ne olursa olsun biz iyimser olmak zorundayız, umutlu olmak zorundayız ve bunları bir çözüm üretmek zorundayız. Yani işte Türkiye'nin lastik fabrikası, işte bir Pirelli mirasımız, işte geleceğimizi oluşturuyoruz bayilerimizle beraber. Hani böyle bir şeyimiz yok bizim. İşte ya gelirse ne olacak, gelirse ona göre önlemlerimizi alacağız. Yine müşterilerimizi, bayilerimizi yalnız bırakmayacağız. Ama hani biraz daha böyle rakam olarak size bazı tahminlerimi, fikirlerimizi söylemem gerekirse %10'u yani şu an hatırlarsanız %4'lük bir büyüme hala var dedim o son iki ayın daralmasıyla. O biraz daralmaya doğru gidebilir. Ama ben böyle %10'lara varan, %10'ları geçen bir lastik pazarında bir daralma beklemiyorum. Daha iyi rakamlar da gelebilir ama hani kötümser rakam olarak benim beklentim eğer ikinci dalga çıkmayacaksa bu söylediğim şu anki pandemi süreci gibi şu anki normalleşme gibi yavaş yavaş böyle normalleşmeyi devam ettireceksek
%10'ları geçmeyecektir daralma. Ama dediğim gibi bence önemli olan buradaki daralma rakamından çok bizim oradaki iyimser ve umudumuz ve ona karşılık tekrardan alacağımız önlemlerimiz çok daha önemli rol oynuyor diye düşünüyorum. Evet, inşallah efendim bütün sektörler için hem iç pazar hem yurt dışında bir şeyler yapma kabiliyeti açısından, performans açısından 2020 korkulduğu kadar kötü geçmez. Daha da bizi mutlu eder, belki de şaşırtır. İnşallah böyle olur. Var mı eklemek istediğiniz? Yani son şeyi eklemek isterim. Deminki yani sorunuzda da bahsedecektim. Şimdi dönem esasında maliyet, işte verimliliğini yönetme dönemi. Çünkü önümüzdeki süreç zorlu bir süreç. Satın alma güçleri, pazarlar daralıyor bir kere. Satın alma güçleri biraz da zayıflıyor. Bu dönemde de tabii hizmet daha ön plana çıkıyor. Yani biz şimdi bir premium lastik üreticisiyiz. Onun sonuna kadar o lastiğin kullanılması, onun bütün nimetlerinden faydalanılması lazım. Yani alınması, uzun kilometre yapılması, o sırada yakıt tasarrufu sağlanması, sonra lastiğin ilk ömrü bittikten sonra ikinci ömür, hatta ikinci, üçüncü, dördüncü ömürlere kadar bu lastiğin sonuna kadar kullanılması gerekiyor. Biz buna bu dönemde biraz önem vermeye başladık. Tabii 2018 yılında ilk çeyreğiydi diye hatırlıyorum. Biz bir ProTrak lansmanı yaptık. Bu ProTrak ailesi zamanla böyle genişleyen bir aileydi. Bu ailenin amacı da böyle terzi usulü müşterilerimizin, işte kooperatiflerimiz olsun, filolarımız olsun, tekil kamyoncularımız olsun, onların ne ihtiyacı varsa onlara odaklanan, onlara çözüm ortağı olan bir hizmet paketi projemizdi. Biz bunu her geçen gün genişletti, yeni çözümler sunduk. Biz buna çok odaklandık bu son dönemde. Zaten hani 2018 yılında başladığımız bir programdı. Hani bir iki tane böyle örnek verecek olursam nelerden bahsediyorum. Mesela böyle kooperatiflerde de kullandığımız, kamyoncu arkadaşlarımızla kullandığımız pro cornerlarımız var. Orada araç sahiplerimiz, kamyon sahiplerimiz gidiyor. İşte istasyonları kuruyoruz, bayilerimizi kuruyoruz, filoları kurabiliyoruz. Bu pro corner bir köşe adı üzerinde 3 dakika içinde lastik havalarını tamamlayabiliyor. Ne bileyim hani Filit Mobile var. Yine işte Mersin Tarsus'taki kooperatif olsun, İzmit'teki olsun, farklı kooperatif Kayseri'deki olsun, böyle bizim full ekipman mobil servis araçlarımız var. Filit Mobile programı altında. Gidiyoruz onlara dokunuyoruz, araç altı incelemeler yapıyoruz gibi gibi, hani onların o maliyet, yani lastiği daha da fazla kullanmalarına yönelik işte yolda kalıyorlarsa Pro 7/24 servisimizde yolda onların kalbuçuk, onlar için zaman da bir maliyet. Yok. Bir an önce operasyona geçmeleri gerekiyor. Gibi Filit Küp diye bir işte çözüm paketimiz var. Bazı garajlarda lastikhane yok. Bizim o tam teşekküllü A'dan Z'ye ne arıyorsanız içinde böyle bir küp şeklinde bir konteyner üzerine yaptığımız bir proje. Alıyoruz onu, çok rahatla her yere taşıyabiliyoruz. Onları böyle işte garajlar olsun, yine belirli filonun filolarımızın garajları olsun, oraları kuruyoruz. Onlara bir mobil lastikhane yaratıyoruz. Süper. Gibi bunlara çok konsantre olduk. Hani burada böyle zor bir süreçte, hani gelirler azalırken, hacimler düşerken, gelirler azalırken en azından maliyetlerin daha kontrol altına alıp aşağı çekerek onların daha hayatlarını kolaylaştıracak böyle çözümlere odaklandık. Yani ben biraz rakamlı bir... Pardon, çok özür dilerim. Direkt olarak müşterinin siz yanına gidiyorsunuz, hem lastiğine bakım yapıyorsunuz, hem gerekirse gerekli desteği veriyorsunuz. Yani size ulaşmasına gerek yok, siz bütün noktalarda onlara ulaşıyoruz diyorsunuz. Bizim zaten en çok önemsediğimiz, yani kamyon lastiği binek lastiği gibi değil. Kamyon lastiğinde bizim müşterimize dokunmamız gerekiyor. Biz bayimizle beraber, tek başımıza da bizim yapabileceğimiz bir şey değil, bayimizin de değil. Bayimizle beraber ortak programlarla biz zaten hani 2018 öncesinde de zaten bu dokunmalar sonrasında duyulan ihtiyaç sonrasında bu paketlerimizi, bu ProTra, o terzi usulü çözümlerimizi geliştirmeye ve ailemizi oluşturmaya başladık. Aynen dediğiniz gibi biz kamyon lastiğini dokunmaya, yani kullanıcıya dokunmayı çok önemsiyoruz. Çok güzel özetlediniz. Bu çözümün hepsi de zaten müşterimize dokunan çözümler. Şöyle yaklaşık 500 tane filoya dokunmuşuz. Bu süreç içerisinde, bu kısacık bir süreç içerisinde. Bu programın adı altında çok daha fazla müşterimiz var. Ama yani bu programın adı altında hani çözüm paketimiz ile 2-2,5 senede
500 tane müşterimize dokunduk ve yaklaşık 20 milyon TL'lik bir tasarruf sağladığımızı düşünüyorum. Bu müşterilerde, bu teorik hesaplamalar sonucunda böyle bir rakama ulaştığımızı düşünüyoruz. Evet. En son bunu eklemek istedim. Çok önemli bir konu çünkü bu böyle bir süreçte önemli bir konuydu. Size teşekkür ederim. Çok güzel, bana da yardımcı olduğunuz, özetlediğiniz o giriş kısmını sağladınız. Sizin de çok önemli bir yeriniz var bu sektörde. Çok da aktif çalışıyorsunuz. O yüzden benden sektör adına da size ayrıca da teşekkür etmek isterim. Efendim çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sözleriniz de beni çok mutlu etti. Hakikaten önemli işler yapıyorsunuz. Her zaman sektörün yanında, ne kadar yanında olursanız o kadar verimli işler ortaya çıkabiliyor her iki taraf açısından da. Bu tarz çalışmaların artarak devamını diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler.